Telefona da bir şey oldu arkadaş. Şimdi etimi doğradım, böyle yıkadım. İki kaşık yoğurt koyacağım. Şey yapıyorum. İki kaşık. Bardak sıvı yağ. Karıştıracağım, biraz daha kekiye şey yağdan koyacağım. Biraz da bundan koyuyorum. Böyle. Bakın böyle koydum. Bir çay kaşığı kırmızı biber ve pul biber. Karışık yani. O ne ya? Bir çay kaşığı benim sarımsak tozu aldım. Sarımsak tozu. Bir kaşık da karabiber. Çok acılı olmasın. Çok az da zerdeçal koyuyorum. O sizin kendi şeyinize göre. Ondan sonra kekik. Kekik. Kimyon. Tuz. Dibinde kalmış diyen olmasın arkadaşlar. Bakın şimdi böyle güzel marine yapayım. Daha güzel oluyor. Şimdi şişe koyacağım tavukları. Güzel bir soslayayım onları. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir yarım saat dinlensin. Ben bunu ağzını kapatayım. Zamanınız varsa bir saatte olur. Zamanınız yoksa öbür malzemeleri hazırlayacağım. Ben bunu dolapta buzdolabına koyacağım ama. Ben şimdi öbür malzemeleri hazırlayana kadar bu yarım saat, bir saat şeyde dursun dolapta. Şimdilik şuraları kaldırayım. Ay, burada da yağ kalmış. Buralar dursun.
Şimdi ben öbür malzemelerimi hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra şişlerimi çıkarayım. Öbür malzemeleri de yaparken koyarken şimdi size sunacağım. Allah izin verirse. Beni izlemeye, takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Merhaba. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah sağ salim Allah orucumuzu tutmayı nasip eder bize. Ben bugün menüde tavuk şiş yapacağım. Fırında size göstereyim. İnşallah yapmak isteyenler olur. Önce etlerimi şöyle şişe takacak kadar kalın kalın doğrayacağım. Bir kilo tavuk göğüs aldım. Tabii onu şey yapacağım. Soslayacağım. Herkes bünyesine göre biz kaç kişiyiz? 4 kişiyiz adayla beraber. Ada yiyecek mi? Ne kadar yiyecek bilmiyoruz. Bugün mukabeleye gittim. Bu arada ya bizim kurs hocamız düştü, ufak kaza geçirmişti. Ameliyat oldu. Daha kursumuz da yarım kaldı. Ben de arkadaşlara beraber camiye gidiyoruz. 1,5 ay ayağına basamayacakmış herhalde. Ay çok üzüldüm hocamıza da. Grubumuz var. Gruptan yazdı. Çok geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda iyileşir hoca. Allah razı olsun. Allah görünür görünmez gada bela vermesin yani. Bugün İstanbul'da hava çok güzel. O kadar güzel ki. Şimdi saat kaç? Bunu yapayım. Güzel yine marine yapacağım. Ondan sonra malzemelerimi yapacağım. Birazcık bekleyecek. Şarjını yapacağım. Ben şimdi bunu güzel yıkayacağım. Ya tavuk yıkanmaz diyorlardı. Ben ne bileyim, ben yıkamadan duramıyorum. Alışmışım herhalde. Nasıl? Ay ne oldu buna da kesik kapandı ya. Allah Allah. Dedim ne oluyor? Kendi kendine kapanıyor mu? Ne yapıyor? Arkadaşlar. Şimdi benim şeyim iyice bir dinlendi, mayalandı, soslandı. Bismillah. Şöyle. Ya şöyle de olur mesela, arasına bir yondan bir yondan, ben öyle yapmayacağım. Arasına altına şey koyacağım. Sebzeler altına koyacağım. Daha pratik oluyor ne. İsterseniz siz mesela bir tane domates, bir tane biber, patates öyle de koyabilirsin ama ben böyle sade yapmak istedim. Böyle daha lezzetli oluyor. Yani isteyen ondan yesin, isteyen bundan yesin. Sakın! Sakın buraya geleyim deme. Balkona kilitledim seni, sakın gelme. Ağlama, çıkaracağım yani bir saat sonra. Tamam bebeğim? Ay bugünkü sergide sergi paylaştım ya. Ay öyle güzel tablolar var. Bayıldım ya. El emeği, göz nuru. Çok güzeller ya. Şişt, sakın.
Oruç tutanların Ramazan ilk günü nasıl gidiyor? Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Eskiden beri bayılırım. Yani hasta falan olmayayım böyle o kadar severim yemek yapmayı ki. Adam başına bir şey. Hayır. 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 Ada. Ya kapıyı açıp gidiyorsunuz. Bunu benim başıma bela ediyorsunuz. Seksen dereceli fırında önceden ısıtacağım. Bir çorba, bir de salata. Yanına da bir tane bu akşam değişiklik olsun diye ben ne yapacağım biliyor musun sanırlar? Pilav değil de kuskus yapacağım. Hep pirinç pilavı, bulgur pilavı bıktım artık ya. Kızım falan deme. Tam adam başına tam şeylik yap. Bak bir kilodan dört tane şiş çıkıyor arkadaşlar. Sesim fazla çıkmıyor, susadım. Oruç açlıkla alakam yok. Allah'ım inşallah bayramlarına da kavuşturur ya Resulallah. Hep beraber kazasız, belasız, depremsiz. Nice nice bayramlarımız olsun Allah'ım, şükürler olsun ya. Geçen seneki Ramazan'da bayramında derdim ki Allah'ım bir takı bayram Ramazanlara kavuşacak mıyız dedim. Ey kurban olduğum Allah'ım. Acılı da olsa, üzgün de olsan ya bu hayatta yaşamak zorundasın yaşadıkça. Allah izin verdikçe. Azıcık daha az kaldı. Onları da takayım da. Şimdi arkadaşlar bak. Patates. Ay bir tanesi içinde şey kalmış. Benim yazdan doğradığım kırmızı biber. Yani yazın doğradım, hazır ettim, bıraktım ben bunu. Soslarını da karıştıracağım. İsteyen içine mantarım olsa koyacaktım. Ben içine birkaç tane böyle şişeli domates koyacağım. Küçüklerinden. Bakın. Bu sostan. Şişlerimi şöyle şuraya koyayım.
şimdilik. Bakın arkadaşlarım, canlarım, böyle böyle koyayım, böyle böyle almadı. Şöyle şöyle bir aşağı bir yukarı koyayım. Tabii ki pişince de size göstereceğim. Şunun güzelliğine bakın. Bir yarım saat pişene kadar şey yapacağım, yağlı kağıt koyacağım. Yağlı kağıt piştikten sonra açacağım üstünü, ondan sonra bir yarım saatte kızarsın, öyle koyacağım. Şimdi fırına giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada yağlı kağıt varmış fırının içinde. Şimdi arkadaşlar bakın, fırına sürdüm. Bir 40 dakika pişsin. Ondan sonra da şey yapacağım. Üstünü açacağım, 10 dakika sonra da biraz kızarmaya bırakacağım. Pişince sizi görüşürüz. Sizleri seviyorum. Beni takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar olsun hepinize. Öpüyorum sizleri. Telefon kendi kendine gidip geliyor. Anlamadım ben bu işten bir şey loku. Sen anladın mı? Sakın oralara. Gel hadi içeri gidelim. Haydi gel. Lokum, içeri gidelim mi oğlum? Hadi yaz bu telefonu. Benim şeyim pişti. Sesine ne oldu ya? Sesin gitmiş. Bir şey anlamıyorum ben. Yemeğim pişti. Tavuk şiş kebabı. Aşkım sesine ne oldu? Kurban oldum. Hopan nereden konuşuyorsun? Tamam bir tane. Tamam duydum. Yok şeyden geliyor sanki böyle aramızda. Ya bak geçen gün yaptığımız arkadaşlar kuru yufka var ya. Bak işte böyle güzel bir börek yapıldık. Biz böyle yapıyoruz bunları. Islıyoruz. Sıcak suyla, ılık suyla içine peynir. İsteyen kıyma da koyabilir, patates de koyabilir. Her şeyi koyabilir. Ama bizim böyle bir kızartma tavamız vardır. Karadeniz usulü. Böyle. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Yeme de yanında yat derler ya, aynı öyle. Bunun da adına bakar mısınız? Bu burada lok şey bekliyor. Sen ne bekliyorsun? Söyle bakayım ne bekliyorsun aşkım? Ne bekliyorsun söyle. Ersin abin de börek bekliyor. Sen ne bekliyorsun? Kırşı var, ne bekliyorsun? Anne kurban olsun. Anne kurban olsun oğluma. Anne kurban olsun oğluna.